Tavşanların en çok merak edilen konağı neresidir desem? Ya da içinde Viyana'dan getirilmiş özel bir su havuzu bile varmış diye bir söylentisi bulunan konak neresidir desem? Ya da batılı mimariyi Tavşanlı'ya taşıyan ilk konak neresidir desem? Evet, ne dersiniz? Evet, şimdi bu programımızda tüm bu soruların cevaplarını karşılayan ve Tavşanlı'nın en özel konaklarından birisini Tavşanlı Zeytinoğlu Konağı'nı tanıtacağız. Hatta pek bilinmiyor belki ama bu konak aslında Batı Cephesi Milli Mücadelemiz esnasında Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın da misafir edildiği ve bölgemiz için de önemli kararların alındığı konak olarak da tarihe geçmiş. Evet, şimdi o zaman hadi o özel günlere gidelim ve konağın en özel mimari yapısını ve tarihi sürecini, içinde kimlerin konakladığını, var olanları hep birlikte bakalım. İlk olarak ne demiştik? Tavşanlı'nın en çok merak edilen konağı. Gerçekten de gençler arasında bir anket çalışması yapmış ve bu çalışmaya göre özellikle Tavşanlı yaşayan gençlerin en çok merak ettikleri konak neresidir diye sormuş ve Tavşanlı Zeytinoğlu konağı en çok merak edilen konak olmuştu. İşte bu konak aslında geçmişi 100 yıla dayanmış olsa da 1985 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş bir bina. Fakat bu konak aslında dışarıdan gördüğünüz o büyük bina dışında başka binaların da bulunduğu 3 farklı bir mimari eserin toplamından oluşuyor. Peki bu 3 konak neresi, hangisi? İlki konak sahiplerinin kullandığı o devasa taş bina olan konak. İkincisi müştemilat olarak da tanımlanan ve yardımcı ailenin kullandığı bölüm, ev, odalar ve bir de selamlık diye tanımlanan ve evin erkek misafirlerine ait ayrılmış bölümü ki bahçenin öbür ucunda yani kuzey bölümünde yer alan 3 farklı binadan oluşan kocaman bir konak Zeytinoğlu Konağı. Ve bütün bu yapıların ortasında ise gerçekten görülmeye değer çok keyifli bir bahçesi bulunmaktadır ki haydi birlikte önce kapıdan bu bahçeye doğru bir giriş yapalım. İkinci olarak ne demiştik? Batılı mimariyi Tavşanlı'ya taşıyan konak. Malumunuz olduğu üzere Osmanlı batılılaşması ilgili sürekli konuşuyoruz aslında. Ve Osmanlı batılılaşması Lale Devri ile başlamakla birlikte tabii öncelikle siyasi ve askeri alanda bir batılılaşma söz konusu. Fakat daha sonra bu batılılaşma mimariyi, sanatı, müziği, Osmanlı'nın farklı kültürel değerlerini de etkilemeye başlamış. Özellikle Fransa'ya giden elçilerimiz ki 28 Çelebi Mehmet Efendi en önemlisi, Fransa'da gördüğü bahçeleri, Fransa'da gördüğü evleri, sarayları çok etkilenmiş ve Osmanlı İstanbul'unda da bunların bu şekilde yapılmasını sağlamış ki buna biz Türk Baroğu, Türk mimari Avrupa mimari üslubunda Türk Baro diye tanımlanmış. İşte özellikle artık 19. yüzyıla gelindiğinde ise Rumeli ve Anadolu'da başlayan bu akım, yeni mimari akım Tavşanlı'da ilk defa işte Zeytinoğlu ailesi tarafından kullanılmaya başlanmış ki Tavşanlı Zeytinoğlu konağı o devasa yapısıyla birlikte ilk batılı konak. Çünkü hemen hatırlayın lütfen. Üftadeler Konağı'nı ya da bugün Kızılay Konağı olarak tanımlanan Ahmet Ağlar Konağı'nı ya da ressam merhum Suna Konuşu Gürsoy Konağı'nı bu konakla kıyasladığınızda öncelikle taş devasa binalar ve daha sonrasında yüksek pencereler, pencere perforjeleri ve korkuluklarıyla aslında klasik Türk evlerinden ve klasik Türk konaklarından ayrıldığını hemen sanırım görebiliyoruz. Yine Ulu Cami karşısında Ulu Cami'nin taş kesme yapılarıyla, taşlarıyla
konağın taş yapısı birbirleriyle son derece uyumlu. Fakat konağın içine girmeden önce kimdir bu Zeytinoğlu ailesi? Çok kısaca hemen bahsedelim. Zeytinoğlu ailesi aslında Sağır Ahmetoğlu olarak tanımlanıyor Osmanlı'da. Osmanlı 1850 kayıtlarına göre ve Sağır Ahmetoğlu Halil Tavşan'daki ikinci en zengin aile kişisi. Çünkü elimizdeki temettuat defterlerine göre Tavşanlı'da 4106 kuruşluk kazancı ile birlikte hem bakkal esnafı hem de kira gelirleri olan özel zengin bir insan. Peki asıl konak ve onun ailenin büyümesi ve genişlemesi ise bugün Tavşanlı mezarlığında bulunan Zeytunzade Hacı İbrahim Ağa eliyle oluyor ki Halil Efendi'nin oğlu Hacı İbrahim Ağa. Hacı İbrahim Ağa büyük bir adeta iş insanı, iş adamı. Emet'te, Tavşanlı'da, Eskişehir'de ve İstanbul'da bir ticaret kervanı kuruyor ki adeta ailenin büyümesi onun dönümünde gerçekleşiyor. Ve yine daha önce çekimlerini yaptığımız hatırlarsanız Zeytinoğlu Kütüphanesi de onun döneminde yapılmıştı. Ama burada iki tane önemli isim var Hacı İbrahim Ağa'nın çocukları ile ilgili. Birisi Hacı Tevfik Efendi, birisi de Hasan Efendi ki Tevfik Efendi Eskişehir'deki ticaret odasının kuruluşunun da öncülük yapanlardan ve 1893 yılında ilk kurucu başkanı. Hasan Efendi ise işte asıl bize önemli olan kişi. Hasan Efendi Tavşanlı'da kalıp İstanbul'la birlikte ticaret hayatını ağabeyle birlikte Tavşanlı ile ilişkili olarak büyütmüş ve özellikle konakla daha sonra konuşacağımız Viyana ile ilişkili bir ticaret ağı da geliştirecekler ve Viyana'da Karabet Efendi ile birlikte bir ofis açıp lüle taşı ihraç yapacaklar Eskişehir'den Viyana'ya ve böylelikle hem Avrupa'yı tanıyan hem de Avrupa ile ticari ilişkileri olan hem de bu ilişkileri Tavşanlı'ya taşıyan bir aile olarak aslında Zeytunzadeler özellikle son dönemde tanınmaya başlanacak. Ve Zeytunzade Hacı Tahsin Efendi ki Tevfik Efendi ile birlikte Galatasaray Sultanesi'nin de mektebinde okuyacaklar ve adeta İstanbul'un da Avrupa'yı da aslında Avrupa eğitimini de görmüş olacaklar. Ayrıca Hasan Efendi'nin bir başka özelliği ise Hasan Efendi Kütahya mebusu. Evet, ikinci meşrutiyet dönemi sonrası Kütahya'dan mebus olarak seçilecek ve Tavşanlılı birisi olarak Osmanlı Mebusan Meclisi'ne görev alacak. Peki konak ne zaman inşa edildi? Konak 1905 tarihinde inşa edilmiş ki konağın daha öncesinde bulunduğu yerde bir ahşap konak vardır. Ahşap konak yıkılmış, zarar görmüş bir yangın neticesinde. Sonra Hacı Tahsin Efendi diyecek ki ben konağı o zaman yeniden yapayım ama bu artık bina kendisinin Avrupa'da gördüğü, Viyana'da gördüğü mimari eserlere yakın olsun ve taş bina olsun. Yüksek boyları, yüksek perdeleri, pencereleri, yüksek odaları ile birlikte daha özel bir mimaride inşa edilmiş olsun. Şimdi ise evet asıl artık konağa içine girip konağa konuşalım. Ama konağa nereden gireceğiz bu sefer? Ev sahiplerinin çın çın kapısı diye bildiği Tavşanlıların o devasa ahşap büyük kapısından gireceğiz. Ve birlikte konağın içini ziyaret etmeye devam edeceğiz.
Evet, konağın içini gördüğümüz zaman ilk dikkatimizi çeken detaylar aslında bir klasik Türk evi gibi ama klasik Türk konağından farklılaşmış olan belki de ailenin ekonomik gücü, belki de Avrupa ile olan ilişkiler, belki Galatasaray Sultanesi'ne eğitim görmenin bir etkisiyle birlikte Hasan Efendi konağı özellikle Türk konaklarında ilk katlar daha kısa, üst katlar yüksek olurken bu konakta birinci ve ikinci katlar çok daha yüksek. Hasan Efendi ise özellikle yüksek yapılmasının nedenini ise aslında aileden olan ve konağın bugün bakımını üstlenen hanımefendi aracılığıyla dinliyoruz ki buyurun onu dinleyelim. Tavanların yüksekliği niye bu kadar yüksek yaptırıyorsunuz dediklerinde Hasan Efendi benim gelinim uzun boylu olacak. Uzun boylu maketin üstünde oturacak demiş. Hatta yengem bu eve gelin geldiğinde sandalyeyi aşağıdaki maketin üstüne koymuşlar. Evet, Hasan Efendi kendi gelininin uzun boylu olmasını istemiş ve Zeliha teyze, sonraki konuşacağız yine Zeliha Zeytinoğlu ile birlikte konak daha farklı bir hale boyuta bu yüzden gelmiş. Ve yine klasik Türk evlerinden ayıran en önemli detay ise bu evi içinde bir banyonun bulunması. Evet evet, hani klasik Türk konaklarında bulunan odalar içindeki gusülhane diye tabir edilen yıkanma yerlerinin dışında bu evde ilk defa Tavşanlı'da gerçekten banyo oluşturulmuş ve yine tuvalet evin içine konmuş, su ikinci kata çıkartılmış. Böylelikle işte o batılılaşmanın etkisi diyoruz ya, hani bu özel detaylarla birlikte batılılaşma etkisi konakta görülüyor. Bir başka özel detaysa aslında balkon. Evet, balkonda asla klasik Türk konaklarında hiç olmayan fakat bu konakta gördüğümüz ama dış balkon değil iç balkon olarak karşımıza çıkmakta. Yine koltuk takımları, yatak başlıkları, saatler, aynalar, sobalar, taban halıları falan hepsi özel bir detayla adeta ilmik ilmik işlenmiş ve çok hoş detaylar ortaya çıkmış ki gelin şimdi de halıların o özel detayına bakalım. Buranın halısı da aynı şekilde. Buranın şartlarına uygun, büyüklüğüne uygun dokunuyor. Halının rengine göre de yine yastık yüzleri. Aynı renkte, aynı modelde. Onlar da halıya uygun dokunuyor. Sevinç Atış hanımefendinin o güzel üslubuyla halıların tüm odalara mahsus şekilde dokunduğunu ve onlara özel de başlıkların oluşturulduğunu bu şekilde görmüş olduk. Yine çok özel bir detay daha var konak içinde. Hasan Efendi Viyana'dayken kendi resmini yaptırıyor. Aslında kendi tablosunu çizdiriyor. Aslında yağlı boya tablolar ya da resimler Osmanlı sanatında ikinci planda kalmış. Daha çok İslami hassasiyetler dolayısıyla minyatür ve ebru sanatı, tesip sanatı gelişmişken Osmanlı'da resim ve heykel sanatı ikinci planda kalmış. Ancak artık ne demiştik? Batılılaşma ile birlikte Avrupa sanatı da resim de Osmanlı saraylarına önce sonra büyük konaklara girmeye başlamış. İşte Hasan Efendi Viyana'dayken kendisi bir özel yağlı tablosunu, portresini çizdirmiş. Ama şu özel detay ile birlikte Hasan Efendi'nin bir elinde Kur'an-ı Kerim, diğer elinde tesbih vardır. Ve Hasan Efendi bir Müslüman kimliği ile aslında o resmi çizdirmiş. Ve bir Viyanalı ressam tarafından çizilen bu resim daha sonra kendi konaklarına ve konağın en güzel odasını, salonuna bu şekilde asılmış. Şimdi ise konağın cami odası denilen yine çok hoş bir odasına birlikte girelim. Ve odaya girildiğinde pencere doğru yaklaştığınızda aslında o ulu caminin hoş manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Buyurun onu izleyelim. Burası camiye karşı olduğu için buraya cami odası adı verilmiş. Bu odanın adı cami odası.
Şimdi ise yine bahçede bulunan o gerçekten Viyana'dan mı getirilmiş acaba dediğimiz o çok özel havuzu ve ailenin ifadesiyle çağlayanı bakalım birlikte. Bu çağlayan aileye göre gerçekten demiryolu aracılığıyla önce Eskişehir'e Viyana'dan getirilmiş parçalar halinde, Eskişehir'den sonra da Tavşanlı'ya getirilmiş ve burada parçalar birleştirilerek o devasa duvarın önüne konmuş. Bunun bir benzeri aslında ilginçtir. Ayasofya'nın hemen önünde Hürrem Sultan Hamamı vardır. Hürrem Sultan Hamamı önündeki o Hürrem Sultan Çeşmesi ile de ilgili hemen hemen çok benzer bir çeşmedir. Ve çeşmenin önünde de yine güzel bir mermer havuz daha vardır ki özellikle yaz aylarında burası seyre doyum olmaz bir bahçeye dönüşmektedir. Ve en sonunda da ne demiştik? Burası aslında milli mücadelemiz esasında Kurtuluş Savaşımız yıllarında önemli bir kişiye de ev sahipliği yapacak. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa ki henüz daha Kütahya Eskişehir Savaşları olmamış. 1. ve 2. Yunan Savaşları gerçekleşmiş. Yunan ilerleyişine en yakın yerlerden birisi ve güvenli bir yer olan Tavşanlı'ya gelmiş. Tavşanlı'daki milli kuvvetlerimizin durumunu hem yerinde görmek istemiş hem de Yunan ordusunun ilerleyişini görmek istemiş ki Zeytinoğlu konağında Tavşanlı'lı diğer ailelerle birlikte hem yemek yenmiş hem de toplantılar icra edilmiş ki toplantı sonrasında şu anlaşılmış: Yunan ilerleyişi hızlıca devam ediyor ve maalesef Yunan ordusu Ankara'ya doğru ilerlemek için Tavşanlı Kütahya hattını kullanacak ve bu olumsuz haberler dolayısıyla da farklı bir tedbir alınmak üzere İsmet Paşa Tavşan'dan hemen ayrılıp asıl karargah merkezi olan Eskişehir ve daha geriye Polatlı'ya doğru çekilecek ve zaten Kütahya Eskişehir Savaşları sonrasında da ne yazık ki Tavşanlı'mızda, Kütahya'mızda, Eskişehir'de, Afyon'da işgale uğrayacak. Böylelikle de Tavşanlı'da bir Yunan işgali dönemi süreci başlamış olacak. Evet, bugün size Tavşanlı'nın en özel konaklarından birisini, Zeytinoğlu Konağı'nı tanıtmaya çalıştık. Hakikaten dışı devasa taş binasıyla, içindeki hoş eşyalarıyla, mimari üslubuyla ve bugün hala o güzelliğini hiç kaybetmeden varlığını devam ettiren Zeytinoğlu Eğitim Bilim Kültür Vakfı'na ait olan Zeytinoğlu Konağı'nı size tanıtmaya çalıştık. Bir şey söylemiştik: Zeliha Zeytinoğlu ve Zeliha Hanım'la alakalı da Sevinç Atış'ın ifadesiyle programı sonlandıralım. Gerçekten Tavşanlı'ya da özellikle öğrencilerin burslarının, öğrenci bursları ile ilgili çok üst düzey başarılı öğrencilere özel burslar da takdim edilmiş zamanında ve Zeliha Zeytinoğlu'nu Sevinç Atış'ın anlatımıyla bitirmiş olalım. Saygılar sunuyoruz. Yengem Zeliha Zeytinoğlu çok görkemli bir kadındı. Çok hayırsever bir insandı. Tavşanlı'ya geldiğinde çok şey yapardı. Saygı görürdü.